Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa biz hazırız. Türk milletinin tarihi, ihanet, darbe, hainlerle işbirliği ve benzeri melun müdahalelerle doldu. İstanbul'da her iki Boğaz Köprüsü de tek taraflı olarak asker tarafından trafiğe kapatıldı. Aslında bir kurduğu devlet sayısı bunu açıkça göstermektedir. Zira devlet Türk milleti için su ve ekmek kadar varoluşsal bir olgudur. Devletine, vatanına, özgürlüğüne el uzatıldığında hiçbir engel, hiçbir sıkıntı onu düşünmeye dahi sevk edememektedir. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Sevgili seyirciler, tekrar ediyoruz bu metni. Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Yakın tarihimizdeki Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve benzeri olaylardaki iradeyi, direnişi ve akıl dışı eylemleri başka hiçbir şeyle izah etmek mümkün değildir. Bütün darbe ve ihanetlerin benzer yönleri vardır. Dolayısıyla anlaşılması, kavranması ve karşı konulması doğal olarak mümkün olabilmektedir. Ancak 15 Temmuz insanlık tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş, şeytani bir kafanın projelendirdiği melun bir darbe teşebbüsüdür. Rüyada görülen Türkiye'de peygamber mitleriyle hareketin meşruiyeti sağlanmış, hedefleri ona atıflarla cazip hale getirilmiştir. Malum yapı, milletin hassas olduğu dini değerlerle kurulmuş, ilerleyişinde de dini ritüeller, manivla görevi üstlenmiştir. Bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir hareket. İstismar edilen dini değerler tabana yayılmayı kolaylaştırmış, hızlandırmış, üstelik oluşacak karşı direnci de tabansızlaştırmıştır. 15 Temmuz yeniden şahlanan bir milletin ayağına prangalar vurmayı ve onu köleleştirmeyi hedefleyen lanetli bir teşebbüstür. 10 Danıştay üyesi, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 2745 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak her şeye müsamaha ile yaklaşan bu milletin devletine, vatanına, dinine, namusuna el uzatıldığında mucize diye tanımlanarak anlatılabilecek destanlar yazdığı hesaba katılmamıştır. 15 Temmuz bunların en yenisi ve en özelidir. Bu milletin öz çocukları işgal için sokağa çıkan tankları çıplak elleriyle durdurmuş, üzerlerindeki gömleğiyle, atletiyle onların hareketini engellemiştir. F-16'lara bedenleriyle meydan okumuşlardır. Zira onlar, ben düşmanıma korku salınarak yardım olundum müjdesini veren peygamberin ümmetiydiler ve öyle de oldu. Hainler, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle sokağa çıkan milletin yürüyüşünden korktular. Onlar peygamber ocağını satılmış beyinlerin işgalinden kurtardılar. Bu duygularla kendi güçsüzlüğünü ve acziyetini dikkate almaksızın bu şehitlik için bir fırsattır diyerek sokağa dökülen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazi olan kardeşlerimi kutluyorum. Onlar üzerlerine düşeni yaptılar ve işgale izin vermediler. Biz de ila nihaye bu ülkeyi, değerlerimizi, özgürlüğümüzü koruyarak bize düşeni yerine getireceğiz. Onların unutulmaması, unutturulmaması bizim işimizi kolaylaştıracak. Rabbim her birini Hazreti Hamza'nın komşusu kılsın. Gazilerimizin duygularının dahi incitilmesine izin vermesin. Rabbim bu millete bir 15 Temmuz daha yaşatmasın.